İstanbul'un dışında organik bir yaşama adım atan Müjdat Gezen'in evine konuk olmaya hazır mısınız? Usta oyuncu Darbukatör Bayram'dan Selami Şahin'le ev arkadaşlığına, eşi Leyla Hanım'la olan günlük yaşamlarından hayallerine kadar pek çok şeyi ilk kez anlattı. Müjdat Gezen'in İstanbul'da kurduğu köy yaşantısından çok özel görüntüler ve çok özel bir röportaj Magazin 8'de. Domateslerimiz ve salatalıklarımız var. Hasretinden yandı gönül, yandı yandı. O filmde bir ara artık kriz geçiriyordum gülmekten. Filios'ta yeşillikler içinde, saray yavrusu bu evde eşi Leyla Gezen ve 5 sevimli köpekle yaşıyor Müjdat Gezen. Şimdi bunlar... Heh, aferin, koş. Gel. Şimdi bak, bunun özelliği şu. Ne sen gel, Çakıl ne istiyorsun? Ne istiyorsun, evet. Ne istiyorsun? Çakıl çok akıllı bir köpek. Müjdat Gezen bahçe sulama sistemini açmaya gidiyor. Çakıl çok heyecanlı. Oradan mı? Nereden açayım ben bunu Çakıl? Buradan mı? Hadi bakalım. Bak şimdi. Aa. Bak şimdi bütün etrafımda yaşayacak. Çakıl fıskiyenin etrafında dönmeye başladı. Cinsi ne Çakıl'ın? Border Collie, bunlar İrlanda çoban köpekleri. Bunlar koyunları, onlarca yüzlerce koyunu böyle çeviriyor, çıkartıyor ağıldan ve ağıla sokuyor. Çakıl'ın en büyük eğlencesi bu fıskiyenin etrafında dönmekmiş. Bu da yüzücü. Şeker. 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 Hadi havuza gir biraz. Hadi bir havuz yap. Leyla Gezen bu köpekleri evlat edinmiş. Maske. Gel. Gel aşkım. Gel. Gel bir tane. Gel. Gel. Gel sevsin baba. Gel baba. Gel babacığım. Şeker biraz nazlı. Hadi kızım. Aa. Niye üzmüyorsun? Gel. Ben de gireceğim. Hadi. Çakıl hala fıskiyenin etrafında dönüyor ama Müjdat Gezen suyu kesiyor. Çakıl gel, gel göster bana nereden açılıyor bu ya? Bunların dedikodusu yok. Arkandan konuşmazlar, ekmeğinle oynamazlar. Aman bunu televizyona çıkarmayalım. Ya hiç böyle bir şeyleri yoktur bunların. Bunlar ekmek verirsen yer, vermezsen yemez. Bahçede ağaçlar da mevcut. Bunlar şimdi kızaracak. Bunlar kıpkırmızı olacak şimdi. Bunlar kırmızı değil mi? Bu kırmızı elma, evet. Burada kayısımız var. Onun yerinde şeftali var. Burada da var bak. Şurada da var. Şurada da var. Görüyorsun değil mi? Ben koparıp vereceğim ama şu anda hiç tadı yok. Kızarmadan bir esprisi yok. Ama senin için bir tane koparayım. Hatıra kalsın. Gel bir de bahçemize götüreyim seni. Domateslerimiz ve salatalıklarımız var. Domatesleri görüyorsun, yeşil ama önümüzdeki 10 günde kızarırlar. Salatalıklar şurada. Leyla Hanım bahçe konusuna biraz daha hakim. Salatalığımız var, biberimiz var, domateslerimiz daha olmadı. Olunca bekleriz. Bu arada bütün ekip havuz başında toplandı. Bu maske, bu tarçın, o loğu anneleri, o şeker. Çakıllar kardeşim. Çakıl, evet evet annenin. Bu annenin o kızı, bu da oğlu. Hayvanları tanıyın, o zaman insanları daha çok tanıyorsunuz. Ev söylemesi ayıp, çok büyük ve güzel. Müteşem falan değil ya. Karı koca yaşıyoruz içinde. Akrabamız çok, eş dost. Gelen gideni biz çok seviyoruz misafir. Herkese kalacak oda var çok şükür. Buradaki küller yapmaymış ama gerçek gibi duruyor. Bunları Leyla yaptı. Şimdi buradaki bütün çiçekler gerçek fakat burası gölge ya. Burası tutmuyor bir türlü. Efendim sıcağın altında fazla kalmayalım. Gölgede eşsiz sohbetimize devam edelim. 20 yıldır burada oturuyoruz yazları. Ondan evvel bir hafta 10 gün bodrum yapıyoruz. Sonra bir Akdeniz gezisi yapıyoruz. Şimdi bir işte Selanik'e falan bir gideceğiz gene önümüzdeki hafta. Ama 3 ayımız burada geçiyor ve... Şehirden en az 4 derece eksik burası. Ben Karadeniz'i çok severim. Müjdat Gezen aşırı sıcak havaları sevmiyor. Serin havayı seviyorum. Leyla da öyle. Sen sıcak seviyorsun aslında ama. Seviyorum evet. Biz röportaja gelmeden önce biraz rahatsızlık yaşamış bu arada Müjdat Gezen. Bel fıtığım var ara ara nüksediyor.
bu sabah birazcık yaptı ama iyiyim yani çok şükür. Artık bu yaştan sonra ben kızamık boğmaca beklemiyorum ya. Usta oyuncunun unutulmaz rollerini de bu güzel sohbette hatırlayalım. Darbukatör Bayram bu rollerin en başında geliyor. Darbukatör Bayram sizden mi çıktı? Benden çıktı. Benden çıktı. Gırgıriyeler benden çıktı. Benim bayramım hanginiz? Böyle konuşup beni üzersin be Güllü. Gırgıriye. Gırgıriye'de büyük seçim. Gırgıriye'de şenlik var. Gırgıriye'de cümbüş. Sonra bir tane görgüsüzler. Arka arkaya 5 tane film çektik. Gırgıriye ve Darbukatör Bayram Cennet Mahallesi dizisinin ortaya çıkmasını da sağlamış. Darbukatör Bayram olarak ben küçük küçük şeyde yapıyordum. Onun gene bir başka gece eğlence programında. Sonra onu dizi yaptık. Dizi bittikten sonra aradan yıllar geçti. Çok beğenildi o. Şey yapalım dedik. Gırgıriye'nin aynına Cennet Mahallesi diye. Yeniden çekilebilir mi buna benzer bir dizi ya da film diyoruz? Resmen içi sızlıyor Müjdat Gezen'in. Şimdi Zeki Alasya yok mesela o dizide. Çok tatsız olur yeniden yapsak yani. Değil mi? Zeki olmadan. Zeki bizim çok iyi bir aile dostumuzdur. Meslektaştan öte. Darbukatör Bayram rolü galiba üzerinize yapıştı diyoruz. Öylesine örnekler verdi ki bu duruma Müjdat Gezen, katılmamak elde değil. Oyuncu olarak bir rolü omuzlayıp gitmeyi severim. Bir rolün sırtına binip gitmeyi sevmem. Gel gör ki komedyenlerin kaderi şöyledir. Ta Charlie Chaplin'den bu yana. Charlie Chaplin dedim mi kimse bilmez de Charlot dedim mi herkes tanır. Turist Ömer Sadri Alışık'ın önündedir. İnek Şaban Kemal Sunal'ın önündedir. Darbuka'ya hakim olmasını da ailesine borçluymuş. Tabii babam müzisyendi İstanbul Radyosu'nda. Halam Türk Halk Müziği hocası. Hala bizim okulun halk müziği hocasıdır. Seha Okuş. Bir şarkı vardı. Türkan şeyde okuyordu onu. Dönüş biliminde miydi? Hasretinden yandı gönül, yandı yandı. Biliyor musun o türküyü? Çok güzel bir türküdür. İşte onu o filmde halam söyledi. Yenge Hanım bazı durumlardan biraz şikayetçi ama. Leyla sıkılıyor müzikten. Büyük yeter çünkü 24 saat dinleyebilir. Evet. Hiç susmuyor. Müzik devamlı var. Müzik dinlemek haricinde bu evde bir alışkanlığı daha varmış usta oyuncunun. Survivor'ı herhalde seyretmeyen kalmadı. Ya ben de seyrettim doğrusunu istiyorsan baştan sona. Hatta zaman zaman Survivor Panorama'yı da seyrettim. Orada bakıyorum böyle insanlar kaptırıyorlar, gidiyorlar. Mesela çocuk herhalde alnının teriyle kazandı onu. Atakan değil mi? Değerli izleyenler, bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Müjdat Gezen uzun yıllar Selami Şahin'le ev arkadaşlığı yapmış. Selami 2 veya 3 yıl kadar bende kaldı, eşinden ayrılmıştı. Benim Cihangir'e dubleks bir ev vardı. Baktım bu çok bedbaht böyle. Ama en güzel besteleri orada yaptı. Selami Şahin klasikleri de o bekar evinde bestelenmiş. Klavyeyi açıyor. Tırırırım, pat yazıyor. Tırırırım, yazıyor onları. Kendi kendine öğrenmiş ama nasıl öğrenmişse adamın 300 bestesi varsa 150'si hit. Onu bizim evde yaptı. Tapılacak kadınsın. Tanrı'dan sonra inan, tapılacak kadınsın. Gelelim yeniden günümüze. Yeni nesilden bakın kimleri beğeniyormuş usta komedyen. Ata Demirel'in şeylerini çok, sinema filmlerini çok beğendim ben. Arabala bunların bir tane iti var ona yapıştırıverdik. Ama hayvan iyi yani. Tedavi ettim ben onu. Beni çok eleştirdiler. Nasıl beğeniyorsun ya diye şeyleri. Recep İvedikler'e, Ceren'le, Ceren, Ezgi ha, Ezgi de bizden mezunmuş. O filmde bir ara artık kriz geçiriyordum gülmekten. Sana sofra hazırladım Ceren. Ceren ama... Tamam, ben biliyorum ne kadar hoşuna gittiğini, gel. Şahan Gökbakar'ı televizyon programları yaptığı dönemden izlediği bir skeç nedeniyle bakın nasıl tanımış Müjdat Gezen ilk olarak. Eskiden bir kanalda kısa kısa skeçleri vardı. Birisinde kadın oldu. Ben onu kadın zannettim. Zaten o Ankara'da Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü birincilikle bitirmiş. Çok yetenekli buluyorum ya. Müthiş yetenek yani. Cem Yılmaz da komedi yolunda ilerleyen başarılı ve değerli bir isim. Stand-up komedilerini bayılıyorum ya. Ama sinema filmlerini çok başarılı bulmuyorum. Hokkabaz hariç. Baba, bak.
dört diyorsun, dört diye bak. Hop, iki. İki yumurta. Bak, tamam. Bak, filmlerine çok emek harcıyor. Seyrettim son filmini gene. Yani Bulgaristan'da çekmiş. Anormal emek var o filmde. Yani dünyanın herhangi birinde, Amerika'da çekilmiş bir filmin prodüksiyonu var o filmde de yani. Ama stand-up komedilerinde Cem, yani şunu da diyebiliriz, Cem tek başına yetiyor. İnsanımız gülmeye aç. Yani bütün proteini aldı, bir gülmesi.